Hafta sonu yine Türkiye'nin gündemindeydi. Kemal Kılıçdaroğlu Londra seyahati yaptı. Şimdi Mesut, bu Londra seyahati, Kemal Kılıçdaroğlu bir Amerika seyahati oldu kendisinin. Hatta bir 7-8 saat ortalıktan kayboldu. Ve ardından da böyle saçma sapan açıklamalar yapıldı. Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışına yaptığı seyahatler ülke açısından önemli ve stratejik seyahatler mi? Olaya böyle bakmak lazım. Yani ülke için ne karşılığı var Londra'daki bu gezinin? Londra'ya niye gitti Kemal Kılıçdaroğlu? Temiz para bulacağım diyor. Ulan temiz paranın en son aranacak olan adresi Londra'dır. Londra'da bütün tefeciler, bütün... Ki kendisi zaten Kemal Kılıçdaroğlu daha öncesinde, bundan 1-1,5 sene önce grup toplantısında kürsüye çıkıp işte bu ülkeyi İngiltere'deki tefecilere teslim ettiler, tefecilerle çalışıyorlar diye hükümeti suçluyordu. Şimdi kendisi kalktı gitti, İngiltere'den fon bulacağım, para bulacağım, temiz para bulacağım. Bir de bir cümle kurdu arkadaşlar, o cümle yanlış bir cümledir. Diyor ki ben diyor temiz para getireceğim Türkiye'ye ve temiz para geldiği zaman da kara para kaçacak. Değil, o cümle öyle değil. Cümlenin doğrusu şu: bir yerde temiz para var da oraya kara para gelirse temiz para kaçar oradan. Çünkü niye? Kara paranın geldiği yerde temiz para rahat hareket edemez. Şimdi bu kara para olayı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalkıp da uyuşturucu baronlarıyla alakalı konuşması. Yine aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullanılıyor iftirasının atılması. Bunların hepsi aynı merkezden organize ediliyor dostlar. Önümüzdeki süreçte bakın 80 ihtilaline yaklaşık böyle bir 10-15 gün kala Türkiye'deki bütün gazeteler Erbakan eroin ticareti yapıyor diye manşet atıyordu. Bugünler, o günleri bizim yeni gençler bilmiyor. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu kalktı dedi ki gençler hiç merak etmeyin, parayı buldum, geliyorum, o parayla göreceksiniz neler yapacağız neler. Ha bu, dün Londra'da iş insanlarıyla buluştuk ve Türkiye'yi hızla kalkındıracak yatırımları ülkemize çekmek için atılacak adımları konuştuk. Ardından da Londra'da yaşayan öğrencilerimizle bir araya geldim. Genç zihinlerimizin geriye dönmek için heyecan duyacakları bir ülke kuracağız. Ya Kemal Kılıçdaroğlu, yani bilmiyorum ama bu yanındaki ekibimi değiştirmesi lazım. Ya şu cümlelerin bu ülkede karşılığı olduğunu mu düşünüyor? Kemal Kılıçdaroğlu o değil miydi ekranlara çıkıp da abi uyuşturucudan alacaksın vergiyi, kaçakçıdan alacaksın vergiyi, tefeciden alacaksın vergiyi diye kürsü yumruklayan adamdı Kemal Kılıçdaroğlu. Veyahut da bu ülkede kara parayla alakalı eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir derdi varsa o kapalı kapılar ardında fink attığı HDP ile konuşsun bu kara parayı. Çünkü terörü besleyen, terörü ayakta tutan şey uyuşturucu parası. Kara para. Yani bu kara para kimdedir? Kim bu kara parayla ilgileniyor diye Kemal Kılıçdaroğlu merak ediyorsa o ortaklarına sorsun abi. HDP'nin yetkililerine sorsun onu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce Amerika, sonra Londra gezisi ve önümüzdeki günlerde Avrupa'ya yapacağı gezinin iki tane perde arkasındaki niyeti var. Bir, Türkiye'nin son dönemde dünya nazarında artı yönde, pozitif yönde yükselen bir imaj grafiği var. Özellikle Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta, hani orada iki tarafla görüşüp bu savaşı durdurma ve barışla bu savaşı sonuçlandırma konusunda ortaya koyduğu bir irade var Türkiye'nin. Yine aynı şekilde enerji kriziyle alakalı Türkiye bir çözüm üretmeye çalışıyor. Yine dünyayı çok ciddi sıkıntıya sokacak olan bir tahıl problemi var. Tahıl krizi var ve bu tahıl krizini çözen bir Türkiye var. Birleşmiş Milletler toplantısında, NATO toplantısında, Avrupa Devletleri Başkanları'nın toplantılarında çok artı yönde bir imajı olan bir Türkiye var. Dünya devletlerinin, liderlerinin görüşmek için sıraya girdiği bir Türkiye var ve bu Kemal Kılıçdaroğlu o imajı yerle bir etmek için birileri ona görev verdi. Dedi ki sen Türkiye'yi alacaksın, dünyanın dört bir tarafında bunlar kara para işi yapıyorlar, bunlar tefecilerle çalışıyorlar, bunlar uyuşturucu ticareti yapıyorlar, bunlar efendime söyleyeyim onun partneri de Türkiye terörü bitirmek için kimyasal silah kullanıyor tarzında böyle 2-3 koldan hareket ederek Türkiye'nin dünyadaki imajını yerle bir etmeye çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu ve onunla birlikte yol yürüyenler. Bunun başka bir izahı yok. Ya bu solcular 24 saat kapitalizme,
küfretmiyorlar mıydı? Şu anda kapitalizmin merkezi olan Amerika ve İngiltere'den medet uman bir Cumhuriyet Halk Partisi var. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki solcular bundan hiç rahatsız değiller mi? Bir Allah'ın kulu dönüp de Kemal Kılıçdaroğlu'na ya aga sen ne yapıyorsun? Biz yıllardır bu kapitalizme ve kapitalizmin merkezi olan bu İngilizlere, bu efendim Amerikalılara biz savaş açmışız. Bunlara karşı devamlı antitez üretiyoruz. Sen şimdi bunlarla fink atıp kurtuluş reçetesi olarak İngiltere'yi, Amerika'yı gösteriyorsun bize. Sen ne yapmaya çalışıyorsun diyen kimse yok mu? Bir de İngiltere ya. İngiltere, Afrika'da bir söz vardır. Denir ki eğer bir derede iki tane balık kavga ediyorsa oradan mutlaka bir uzun bacaklı geçmiştir. Uzun bacaklı olan İngilizdir. Dünyadaki tabiri budur. Eğer bir derede iki tane balık kavga ediyorsa mutlaka oradan az önce bir İngiliz geçmiştir. Onun için kavga ediyorlar aynı derenin aynı balıkları. Dünyada gittiği her ülkeyi sömüren, o ülkelerin bütün yeraltı kaynaklarına çöken İngiltere ne zamandan beri dünyaya temiz para pompalamaya başladı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada hani işte para buluyorum. Abi bir de milyarlarca euro, milyarlarca pound yatırım yapacak adamlar öyle sokaklarda seyyar satıcı gibi dolaşıp da para toplayan adamla yatırım yaparlar mı? Hani senin projen? Hani senin yatırım planların? Nedir? Mevzu ne? İngilizler buraya niye yatırım yapacaklar? Parayı niye buraya getirecekler? O getirilen parayla burada üretim mi olacak? Yoksa faiz üzerinden bu milletin kazanımları, emekleri mi sömürülecek? Mevzu ne? Niye geliyorlar buraya? Hangi projeyi koydun önlerine? Bak bizim ülkemizde şöyle bir proje yapacağız ve bu proje içinde 10 tane İngiltere'den fon sahibi buldum. Ya bir tane üniversite öğrencisiyle oturuyor. Gençler, konunun uzmanlarıyla ya kimi kandırıyorsun? Galiba bu Kemal Kılıçdaroğlu bir de şöyle bir şey yapmaya çalışıyor. Son dönemde hani bunlar işte Z kuşağı diyorlardı ya. Şimdi o yani 20 yaş altı olan gençler, ilk defa bu seçimde oy kullanacak olan gençler dünyadaki bu dengelere çok hakim değiller. Hani para gelsin de nereden geliyorsa gelsin. İster tefeciden gelsin, ister efendim Yahudi'den gelsin, ister İngiltere'den gelsin ama para gelsin diye böyle kodladıkları bir genç tayfa var galiba. O gençleri kandırmak için, onların akıllarını çelmek için yapılıyor bunlar galiba. Yoksa aklı başında bir adamın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerine inanması, vallahi bilmiyorum ama bir insanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'den para buldum ve bu ülkeyi ayağa kaldıracağız, bu ülke rahat edecek diye söylediği söze bir adam inanıyorsa kusura bakma ama o adam herhalde aklını peynir ekmekle yemiştir. Bir de İngiltere. Hani başka bir ülke falan da değil ha. İngiltere, Amerika. Lan buralar kara paranın merkezi buralar. Şimdi bir gazeteci toplantıda sormuş Kemal Kılıçdaroğlu'na. Demiş ona ki ya Kemal Bey, siz kara para konusunda sıkıntı var diyorsunuz. Bunu çözeceğiz diyorsunuz. Temiz para getireceğiz diyorsunuz. İngiltere dünyada kara para konusunda gri listede. Mimli bir ülke İngiltere. Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevap. Valla gri listede miymiş? Ben hiç bilmiyordum onu ya. Hadi burayı anladık. Ondan sonra cümleye şöyle devam ediyor. Ha bizim Türkiye'de gri listede. Demek ki İngiltere'de bizim Türkiye gibiymiş. İşte biz Türkiye'yi kurtaracağız o gri listeden. Çünkü Türkiye gri listeye yakışmıyor. Türkiye kara para... Abi konu Türkiye değil. Konu senin gidip temiz para bulacağım dediğin İngiltere. Bu nasıl bir kafanız var? Bir tane de solcu kalkmış tepkisini koymuş ortaya. Neydi o? Selvator. Kemal Bey. Bak direkt okuyorum onu. Kemal Bey'i destekleyen, Kemal Bey'in hani o Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, gönül veren bir kişi bu. Selvator diyor ki Kemal Bey nasıl bir ateşle oynadığının farkında bile değil. Lombard Caddesi'nde yönetime talip olduğunuz bir ülkenin kara para akladığını söylerseniz size sadece müstemleke valisi gibi davranılmaz. Milletin egemenliği pahasına bunun diyeti de istenir. Ulan İngiliz binmeyeceği eşeğin arkasına geçer mi? Eğer İngiltere size para veriyorsa bunun karşılığında sizden bir şey istiyor. Özgürlüğünüzü istiyor. Bağımsızlığınızı istiyor. Onu söylüyor Selva Hanım. Devam ediyor. Anayasa rejimi hukukun üstünlüğünü, cumhuriyetin kazanımlarını bir çırpıda silip
bu ülkenin hak ettiği adaleti vatan topraklarında değil de Lombard Caddesi'nde aramak bu ülkenin gördüğü en büyük ikinci bilmem nedir. Şimdi burada ideolojik de bir şey var da orasında değilim ama kadın şunu söylüyor. Diyor ki bu ülkenin bağımsızlığını Londra sokaklarında aramak ve Londra sokaklarında Türkiye'yi karalamak bilmiyorum ama çok düzgün bir hareket değil diyor. Hatta kendi ifadesiyle çok ağır da bir ifade kullanıyor. Ya bir Allah'ın kulu kalkıp da Kemal Kılıçdaroğlu'na ya Kemal Bey siz ne yapıyorsunuz demiyor mu ya? Ali Mahir Başarır tweet atıyor. Sayın Genel Başkanımızla Londra'da bir araya geldik. Londra'da çok verimli çalışma yaptık. Lan Ali Mahir Başarır Mersin milletvekili. Siz Ankara'da niye buluşmuyorsunuz da Londra'da buluşuyorsunuz? Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra Amerika seyahati tamamen o altılı masaya bak ben uluslararası örgütlerden, uluslararası fonlardan, uluslararası merkezlerden ben icazet aldım. Onlar da beni destekliyorlar. Ve bak ben Tayyip Erdoğan işte dünya lideri diye pazarlanıyor onların kafasına göre. Bak ben de dünyada görüşmeler yapıyorum. Onun için beni Cumhurbaşkanı adayı yapın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Amerika ziyareti hem Londra ziyareti ülkenin karına olmadığı gibi imaj konusunda çok ciddi derecede de zararında. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun amacı bu ülkeye bir artı sağlamak, bu ülkeye bir kazanım sağlamak değil. Altılı masa ve o altılı masanın paydaşları, hem o görünen hem de masanın altında olanlar, onlara sinyal veriyor. Onlara tahakküm altına almak ve onlara bak işte ben Amerika seyahatleri, İngiltere, Avrupa Birliği, odur budur bunları yaparak nasıl bir liderim ben? O havada. Yazık günah. Vallahi gazetecilerin sorduğu sorulara cevap veremeyen ve hani ya bildiğin var ya bir yandan da tedirgin oluyorum ha. Onu da söyleyeyim. Çünkü yani bu kadar saçma sapan bir tiyatroyla birileri yol yürüyemez. Bunun arkasında başka bir şey var. Önümüzdeki günlerde bu ülkeye bir operasyon mu çekilecek? Onun için mi zemin hazırlanıyor bilmiyorum. Ama iyi niyet görmüyorum ben önümüzdeki süreçte. Çünkü bu ülkede iktidar olmayı düşünen, hayal eden o Millet İttifakı mensupları ve o ittifakı destekleyenler hani isterse bu ülkede iç savaş çıksın, isterse bu ülke bütün kazanımlarını işte batılı devletlere peşkeş çeksin, ne olursa olsun ama bu Tayyip Erdoğan gitsin modunda hareket ediyorlar. Hiçbir tanesinin aklında, fikrinde, zikrinde, planında, yarınki hayallerinde bu ülkenin ve bu milletin menfaati yok. Bu ülkenin kazanımı yok. Sadece ve sadece kendi koltuklarını düşünüyorlar. Kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyorlar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu az önce de bu Selva Hanım'ın söylediği gibi ateşle oynuyor. Ateşin üstünde yürüyor. Anlamadıkları yer şurası. Burası eski Türkiye değil. Artık yeni bir Türkiye var. Ve bu millette öyle ayak oyunlarıyla, kelime oyunlarıyla tekrar boynuna tasma vurulup da birilerinin eline teslim edilecek bir ülke ve millet değil burası. Bu millet karşısına hangi güç gelirse gelsin ve o güç hangi alandan saldırırsa saldırsın bu millet o saldırıları püskürtür. Birileri buraları anlamıyor. Her türlü yolu denediler. Şimdi Avrupa üzerinden bir kötü imaj oluşturulmaya çalışıyor Türkiye'ye. Ya böyle bir siyaset olur mu ya? Abi yerelde gel konuş. Hatırlıyorum bak Amerika Trump'ın muhaliflerinden bir tanesi vardı Mesut. O temsilciler meclisi başkanı bir kadın vardı. Pelosi miydi o? Devamlı Trump'la atışıyordu. Ona Fransa'da Amerika ile alakalı Trump'la alakalı bir soru sordular. Bak kadın Amerika'da 24 saat Trump'la çarpışıyor. Muhalifler devamlı kavga ediyorlar. Ama Fransa'da o kadının verdiği cevap şu. Ben kendi ülkemin iç meselesini başka bir ülkede konuşmam diyor kadın. Ama bizim Kemal Kılıçdaroğlu'na bakıyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin kurtuluşunu Londra sokaklarında arıyor. Geçti o devir, geçti Kemal Bey. Hiç kimse o konuda Kemal Bey'i uyarmıyor mu, ne yapıyor bilmiyorum.